Sosyal medya hem erkekler hem kadınlar arasında imaj ve görünüm kaygılarını artırdığı için kadınlar ve erkekler tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca kişiler kendilerini başkasıyla kıyaslama eğilimine girdikleri için C şıkkına dolaşabiliyoruz. Eğer ki kıyaslama eğilimi varsa demek ki dış görünüşe önem verilmektedir kullanılan uygulamalarda. D şıkkına da ulaşabiliyoruz. Ancak burada olumlu etkilerinden bahsedilmiyor. Toplumda olumlu etkilerinin fazla olduğunu söylemek bu durumda mümkün olmayacağından doğru cevap şıkkımız A'dır. Bilkazan isimli uygulamanın içeriği bir bilgi yarışması olmasıdır. Yararları, keyifli zaman geçirme, bilgi dağarcığını geliştirme, yaşadığımız dünyaya ve geçmişimiz hakkında bilgilere sahip olma olduğu için kişisel gelişime yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bilgi dağarcığı gelişiyor. Geçmişle ilgili bilgi ediniliyor. Bakın, geçmişimiz hakkında bilgi edinme denilmiş. Zamanın daha kaliteli kullanılmasına da katkısı var çünkü öğretici bir içerikten bahsediyoruz. Bu durumda D şıkkına da ulaşabiliriz. Ancak alışkanlık yaptığına dair bir çıkarım yapamıyoruz. Faydalı bir uygulama olduğundan bahsedilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Günümüzde elektronik marketlere yönelik taleplerde artış yaşanmıştır. Çünkü artık insanlar evden hiç çıkmadan, zaman kaybetmeden alışveriş yapıyor. Demek ki pek çok insan bunu yapıyor. Bu nedenle aşkına ulaşabiliriz. Teknolojik gelişmelerin olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Bakın, zaman kaybedilmemesi olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilirken, sosyalleşmeyi engelliyor olması da olumsuzdur. B şıkkına da ulaşabiliriz. Bunun yanında gelişen teknoloji toplumsal bağların zayıflamasına neden olmuştur. Çünkü bu durum toplumsal kaynaşma ve sosyalleşmeyi engelliyor ise demek ki bağları da zayıflatıyor demektir. Artık komşuluk ilişkilerinin de eskisi kadar iyi olmaması bu ifadeyi destekliyor. Ancak bu marketlerin açılması birçok esnaf kuruluşunun kapanmasına yol açmıştır sonucunu çıkarabileceğimiz bilgimiz paragrafımızda yok. Doğru cevabımız D şıkkı. Bazı haklar verilmiş. Bu haklardan basının hür olması ve sansür edilememesi düşünce özgürlüğüyle ilişkilendirilir. Arkadaşım ile yaptığım özel konuşmayı dinleyerek sosyal medyada yayınlamışlar ifadesinden özel hayatın gizliliğine gidebiliriz. Hakkımda çıkan asılsız haberlerin gerekli kuruma başvurularak düzeltilmesini başardım ifadesinden de tekzibe ulaşabiliriz. Çünkü tekzip zaten düzeltme yazısı olarak değerlendirilebilir. Ancak konut dokunulmazlığı ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevabımız D şıkkı. Hak ve özgürlüklerimiz savaş durumunda, halk sağlığının korunması ile ilgili durumlarda ya da devlet sırlarının açıklanması ile ilgili tehlikelerde kısıtlanabilir. Ancak ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmesi söz konusu olmayacağından doğru cevabımız D şıkkıdır. Yazının iletişimde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yazının icadından sonra yüz ölçümü geniş olan ülkeler farklı coğrafyalarda yaşayan toplumlarla haberleşmek için yazıyı kullanmışlar. Mektuplar yazmışlar, mesajlar göndermişler bu şekilde. Ve posta teşkilatının doğuşu gerçekleşmiş. Demek ki iletişim yazıyla sağlanmaya başlamış ve yazılı iletişim ön plana çıkmıştır. Birinci öncüle ulaşabiliriz. İletişimin sadece insanlar arasında gerçekleşen bir süreç olduğu ile ilgili bir vurgu yapılmıyor. Bakın, burada yazılı iletişim ve postanın üzerinde durulmuş. Bu nedenle ikinci öncüle paragraftan ulaşamıyorum. Yazının icadından önce etkili iletişim kurulamamıştır diyemeyiz. Çünkü yazının icadından sonraki haberleşme ihtiyacından ve posta teşkilatının kurulmasından bahsedilmiş. İcattan önceki iletişimden bahsedilmiyor. Bu durumda üçüncü öncüle de ulaşamıyorum. 2 ve 3 ulaşılamayan öncüler olduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır.
27 Mart 2018 tarihinde Günay TV'de yayınlanan Zoom şirketinin iflas ettiği ve yapılan anlaşmaların geçersiz olduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır ifadesinin yer aldığı metnimizden yola çıkılarak bu metnin bir düzeltme, tekzip ve özür olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı. Çünkü şirketin batmasıyla ilgili çıkan haber doğru değildir diyerek kamuoyu bilgilendirilmekte ki bu tekzibin içeriğini bize göstermektedir. Herhangi bir dilekçe, gazete haberi ya da köşe yazısıyla ilişkilendirilemez. Doğru cevabımız A şıkkı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre kitle iletişim araçları çocuğun gelişimi açısından önemli kabul edilmiştir. Bu durumda bir gelişim aracı olarak değerlendirebiliriz. Çocuklar araştırma yapma hakkını da yapabilme becerisine de ulaşabilmektedirler. Bakın belli bilgi ve belgelere ulaşabiliyorlar. B şıkkına da ulaşabiliyoruz. Çocukların görebileceği zararlar önlenmeye çalışılmakta. Kitle iletişim araçlarının verebileceği her türlü zarardan çocukları korur ifadesinden ulaşabiliyoruz. Ancak okullarda çocuk haklarına dair eğitimler verilmektedir ifadesine ulaşabileceğimiz bir metin değil. Burada kitle iletişim araçlarıyla çocuklar arasındaki bağlantı noktasında bilgi verilmekte. Doğru cevabımız D şıkkı.